ilçe başkanlarımız, il ocak başkanı. Milliyetçi Hareket Partisi Adım Adım 2023, ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma toplantıları kapsamında ülke genelinde toplantılarını sürdürüyor. Buluşmaların Manisa'ya ise Salihli ilçesinden başlatıldı. Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen ve 2023 seçimlerine doğru yapılacak çalışmaların konuşulduğu toplantıya Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Başdanışmanı Profesör Doktor Ruhi Ersoy, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kaydaş, MHP-MYK üyesi Mehmet Ödevli, MHP İl Başkanı Murat Öner, Ülke Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay, MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın, AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç, Salihli Ülke Ocakları Başkanı Musa Şentürk, il ve ilçe KAÇEP başkanları, Salihli Belediye Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri, müdürler, muhtarlar, MHP il ve ilçe teşkilatları, Ülke Ocakları il ve ilçe teşkilatları, mahalle temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, esnaf odalarının başkanları ve davetliler katıldı. Açılış konuşmasını Milliyetçi Hareket Partisi Salihli İlçe Başkanı Mehmet Akın yaptı. Başarmanın ilk etabı inanmaktan, sonrası çalışmaktan geçiyor. Allah'ın izniyle hep beraber yılmayacağız, yorulmayacağız, çalışacağız ve Allah'ın izniyle 2023'te olan seçimler, 2024'te olanlar dahil sağlık, sıhhat, barış içerisinde her türlü başarıyı hep beraber Cumhur İttifakı ile birlikte kucaklayacağımıza İlçede göreve geldiği 2014 yılından bugüne 8 yılda hayata geçirilen projeleri ve çalışmaları tek tek anlatan Belediye Başkanı Zeki Kaydaş ise birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Doğalgazımızı gerekli talimatlarla, gerekli irtibatlarla sahilimize kazandırdık. Bugün yaklaşık 30.000 evin önüne doğalgazı getirdik. Organize sanayi bölgemize doğalgazı dağıttık. İkinci etapta tam 45 tane fabrika şu anda yükseliyor. 3 tanesi hayata geçti. Teknik eleman arıyoruz. İlanla eleman aranan bir ilçe konumdayız. Daha da güçlü, daha da programlı bir şekilde Cumhur İttifakı'nın gücünü Salihli'de hissediyoruz. Daha da hissetmek istiyoruz. Arkamızda koskoca bir genel başkanımız, liderimiz, Devlet Bahçeli Bey var. Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla başlattığı Adım Adım 2023, ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma konulu toplantıların Manisa ayağını Salihli'den başlattıklarını belirten Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Murat Öner şunları söyledi. Cumhur İttifakı'nın munzam ve muazzam varlığıyla Türkiye'mize sahip çıkacağız. Zillet İttifakı dünyanın kaç bucak olduğunu 2023 Haziran'ında inşallah görecektir. Zafer Cumhur İttifakı'nın olacak. Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde yani yeni bir tarih yazılacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuruluş ilkeleri, siyasi yapısı ve milli manevi değerleriyle sonsuza kadar yaşatmaya ve bu uğurda ne gerekiyorsa her bedeli seve seve ödemeye hazırız. MHP-MYK üyesi Mehmet Ödevli ise şunları söyledi. Cumhur İttifakı'na sahip çıkmak, onu bir adım ileriye taşımak ve 2023 lider ülke Türkiye hedefine ulaştırabilmek için var gücümüzle, gecemizle, gündüzümüzle çalışmak durumundayız. Salihli'ye gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek konuşmasına başlayan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Başdanışmanı Profesör Doktor Ruhi Ersoy, Salihli'den yeni bir meşale yakacağınıza yürekten inanıyorum dedi. Biz biliyoruz ki Salihli'miz, Ege'miz, irfan meclisleriyle çok söz söylemeden hissiyatıyla pek çok konunun künhüne vakıftır zaten. Ama insanın yine de hafıza tazelemesi, hatırlaması, hafıza ve hatırlatma noktalarına sinir uçlarıyla dokunuşlar çok kıymetli. Şuurlu, donanımlı, bilgili ve bununla beraber Sabon'un saflığında Hasan Ünlü ağabeyimizin huzurunda olduğumuzda vereceğimiz hesabı düşünerek Sayın İlçe Başkanımız Profesör Mehmet abinin, Prof. Mehmet abinin samimiyetinde bu Salihli'den yeni bir meşale yakacağınıza yürekten inanıyor, saygılar sunuyorum. İlçede gerçekleşen ilk buluşmaya katılan herkese teşekkür eden Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, önce ülkem ve milletim diyen bir partiyiz diye konuştu. Milliyetçi Hareket Partisi 53 yıldır Türk siyasi hayatında ve Türkiye'nin ufkunda parlayan bir yıldız olarak görevine bir dava şuuru içerisinde devam ediyor. İşte Milliyetçi Hareket Partisi siyasetini günlük polemiklerden, demagojilerden devşirmeyen ve bir tarihi perspektif içerisinde siyaset yapan bir partiyiz. Zaten ülkücü de, Milliyetçi Hareket mensupları da bütün meselelere dün, bugün, yarın perspektifiyle bakan siyasetçilerdir ve dava adamlardır. Cumhur İttifakı özetle Türkiye'nin temel milli meselelerinde birlikte hareket etmektir. Eğer bir savaş tehdidiyle, bir terör tehdidiyle veya bir ekonomik operasyonlarla karşı karşıyasın, bunun particiliği, muhalefeti, şunu bunu olmaz. Milli birlik ve beraberlik içinde kenetlenmek zorundayız. Aksi takdirde Türkiye zarar görür. Ülkemiz zarar görür. Önce ülkem ve milletim diyen bir parti olarak buna seyirci kalamayız.